Bu videoda havacılıkta cihazlar arası haberleşme için kullanılan ERINC 429 sistemi hakkında bilgi verilmektedir. Öncelikle ERINC kelimesi açılımı nedir ve havacılık açısından ne ifade etmektedir? Bunu açıklayalım. ERINC kendisi bir standart veya bir ekipman parçası değildir. ERINC, Aeronautical Radio Incorporated kelimelerinin kısaltmasıdır. ERINC organizasyonu Havayolu Elektronik Mühendisliği Komitesi AEEC grupları için teknik, yayıncılık ve idari destek koludur. AEEC 1949'da kurulmuştur ve hava taşımacılığı, aviyonik ekipmanı ve telekomünikasyon sistemlerinin standartizasyonunda önde gelen uluslararası organizasyon olarak kabul edilmektedir. AEEC standartları aviyonik formu, uyumu, işlevi ve arayüzleri tanımlamaktadır. ERINC özellikleri 4 numaralandırma sistemine ve 2 temel türe ayrılmıştır. Numaralandırma sistemleri 400, 500, 600 ve 700 serilerini içerir. 400 serisi belgeler, 500 serisi aviyonik ekipman özellikleri için genel tasarım ve destekleyici belgeler olarak kabul edilir. Benzer şekilde 600 serisi belgeler, 700 serisi aviyonik ekipman özellikleri için genel tasarım ve destek belgeleri olarak kabul edilmektedir. ERINC standartları test gereksinimlerinden navigasyon sistemlerine ve uçak içi eğlenceye kadar her şeyin tasarımını ve uygulamasını tanımlar. Yeni spesifikasyonlardan bazıları dijital sistemler, test, geliştirme ve simülasyon kriterlerini kapsamaktadır. En yaygın ERINC standartlarından bazıları ERINC 419, ERINC 575, ERINC 429, ERINC 615 ve ERINC 629'dur. Daha çok sayıda diğer standartlar vardır ve 500 serisinin çoğu artık eski olarak kabul edilir. Genel olarak 3 özellik aviyonik baz özelliklerini tanımlar. ERINC 419, ERINC 429 ve ERINC 629 aviyonik terminal standartlarından bazıları yüksek hızlı radar görüntüleme veri yolu olarak kullanılan ERINC 709 gibi kendi benzersiz veri yolu mimarisini tanımlar. ERINC 419 en eskisidir ve eskimiş olarak kabul edilir. Ancak bakım açısından önemlidir. Aviyonik terminallerin büyük çoğunluğu aviyonik veri yolu için ERINC 429 standardını kullanır. ERINC 429 aşağıdakiler dahil çoğu ticari nakliye uçağına kurulmuştur. Airbus A310, A320, A330, A340, Bell helikopterleri, Boeing 727, 737, 747, 757 ve 767. Ayrıca MD-11'ler de buna dahildir. Boeing 777'ye ERINC 629 olarak belirtilen daha yeni bir sistem kurulmuştur ve bazı uçaklar gerekli kablolama ağırlığını azaltmak ve ERINC 429 ile mümkün olandan daha yüksek hızda veri alışverişi yapmak için alternatif sistemlerde kullanmaktadır. ERINC 419 ticari havacılık için ilk dijital haberleşme standardıdır. Bu standart 1966'da geliştirilmiş ve en son 1983'te güncellenmiştir. ERINC 419 hem elektriksel hem de protokol bildirimleri sağlayan farklı baz varyasyonları için merkezi bir referans sağlamak üzere oluşturulmuştur. 419 standardı verici ve alıcı arasında 4 farklı kablo topolojisi ve saat hızı bildirmesine rağmen tüm baz veri kelimeleri için bir veri yolu topolojisi tek yönlü olarak ve etiket tanımlama yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. ERINC 429 hava taşımacılığı endüstrisinin aviyonik sistemler arasında dijital veri aktarımı standardını tanımlar. ERINC 429 resmi olarak MARP 33 dijital bilgi transfer sistemi standardı olarak bilinir. Standardın güncel sürümü ERINC 429-15 olarak bilinir ve sonra tabloda bu 3 bölüme ayrılmış şekilde gösterilmektedir. ERINC 429 standardı aviyonik veri yolunu açık döngü iletim modeli olarak tanımlar. Tipik olarak bu tür veri yolu birden çok alıcıya sahip tek yönlü bir veri yolu olarak tanımlanır. Diğer terminoloji buna seslenme veya yayın veri yolu olarak atıfta bulunur. Bir 429 veri yolunda verici hat değiştirilebilir birimi
yani aleru source olarak tanımlanırken her alıcı aleru sync olarak bilinir. Herhangi bir belirli aleru birden fazla vereceğe veya alıcıya sahip olabilir. Bükülmüş, korumalı bir çift ARINC 429 sinyalini taşır ve bilgi setleri periyodik aralıklarla iletilir. Veri aktarımının periyodik aralığı verilerde minimum bir değişim oranı sağlamak için yeterli olmalıdır. Böyle bir veri seti kaybolursa kayıp küçük bir önem taşır. Hataları tespit etmek için standart tek eş parite göstergesinin ve isteğe bağlı hata kontrolünün kullanılması öngörülür. Tipik olarak bir veri seti bir kelimeden oluşur ve ikili binary, ikili kodlanmış ondalık BCD veya ISO alfabesi NO5'e göre kodlanmış alfa sayısal verilerinden oluşur. Her veri yolunda yalnızca bir verici ve 20 kadar alıcı bulunur. Ancak bir terminalde farklı veri yollarında birçok verici ve alıcı bulunabilir. Verici 3 durumlu saat yönünde sıfıra dönüş (Return 0) metodolojisinde 32 bit kelimeyi ilk olarak LSB (Least Significant Bit) en düşük anlamlı biti kablo çifti üzerinden gönderir. Gerçek aktarım hızı düşük veya yüksek çalışma hızında 12,5 kHz veya 100 kHz olabilir. Bir alıcının bir iletimin gerçekleştireceği aynı veri yolunda yanıt vermesine asla izin verilmez. Bununla birlikte aleru bir veya daha fazla verici veya alıcıya sahip olabileceğinden bir aleru başka bir veri yolu üzerinden yanıt verebilmektedir. Bu bölümde ARINC 429 ile ilgili olarak kablolama, iletim özellikleri ve dalga biçimi anlatılmaktadır. Şekilde görüldüğü gibi ARINC 429 veri yolu için iletim ortamı 78 ohm bükülmüş korumalı bir çifttir. Bükümlü çiftin bir ucu veri kaynağında bağlanır. Diğer ucu veri alıcılarında sonlanmalıdır. Ekranlar her uçta ve kablodaki tüm kesinti noktalarında topraklanmalıdır. Veri yolu başına yalnızca tek bir kaynağa izin verilir ve maksimum 20 alıcı bağlanabilir. Bir yıldız veya bağlantı topolojisine izin verilir. Bir kaynak maksimum 400 yükü kaldırabilmelidir. Bir alıcı minimum 8 kilo ohmluk bir etkin giriş empedansına sahip olmalıdır. Kısmen veri yolunun doğrudan bağlantı doğası nedeniyle her alıcı bir elektrik yükü gibi davrandığından belirli bir veri yolu uzunluğu belirtilmemiştir. Yeni vericilerin bazıları 20 alıcıyı ve 300 fitten fazla veri yolu uzunluğunu işleyebilir. Çoğu sistem 175 fitin altı için tasarlanmıştır. Bilindiği gibi anlamayı ve matematiksel hesabı kolaylaştırmak için elektriksel elemanların eşdeğer devreleri direnç, indiktör ve kapasitör ile ifade edilirler. Burada ARINC sistemine ait bir kablo bu elemanları ifade edilebilir. İletim hattının uzunluğuna bağlı olarak bir R bileşeni ortaya çıkar. Direnç formülasyonundan da görüleceği gibi iletim hattı uzunluğu arttıkça devrenin direnci artar. Bu durumda da iletkenin eşdeğer direnci üzerinde bir gerilim düşümü oluşur. Bu nedenle bu tip sinyalizasyon işlemlerinde bu gerilim düşümünün göz önüne alınması gerekir. Bu sorunu çözmek için bilgi taşıyan işaretin genliği artırılır. Diğer yandan iletim hattı çok uzun paralel iki tel gibi davrandığı için C ve L bileşenleri de ortaya çıkmaktadır. Özellikle yüksek frekanslarda sinyal iletimi açısından çok büyük problemler ortaya çıkarmaktadır. Kablolama topolojisi seçimi genellikle alıcıların kaynağı olan uzaklığı ve yakınlığı ile ilgilidir. İki topoloji vardır. Yıldız ve bağlantılı hat topolojisi. Daha önceki tasarımlarda özellikle yıldız topolojisi kullanılmıştır. Her aleru'nun kaynak ile kendi bağlantısı olduğu için çoğu kişi yıldız topolojisinin güvenli olduğunu düşünür. Bu nedenle bir veri yolu uzunluğu boyunca herhangi bir kesinti yalnızca bir dinleyicinin kaybına neden olur. Bununla birlikte yıldız topolojisi çok daha fazla kablo gerektirir. Dolayısıyla daha fazla ağırlık ekler ve ayrıca bağlantı alanları içinde bir ek yuvası oluşturma eğilimindedir. Bu nedenle çok bağlantılı hat topolojisi etkili bir şekilde tartışılmaktadır. Aynı sayıda bağlantı hala mevcuttur ve
veri yolunun neden olduğu ağırlıkta önemli bir azalma olur. İlave olarak ek bağlantılı hat topolojisi ek yuvası sorunu ortadan kaldırır ve alıcı özelliklerini korurken birden çok sonlandırıcı kullanmak yerine tek bir sonlandırma elemanı kullanılır. ERIC 429'un iki çalışma hızı vardır. 12,5 kHz ve 100 kHz. 32 bitli kelime ilk olarak tel çifti üzerinden 3 durumlu saat yapısına göre sıfıra dönüş RZ metodolojisi ve en az anlamlı bit LSB ile iletilir. Ayrı kelimeler döngünün sonundan bir sonraki yükselme veya düşme zamanının başlangıcına kadar en az 4 bitlik bir ara mesaj veya boşluk süresine sahip olarak tanımlanır. Yükselen kenar 1 voltluk tolerans ile sıfırdan pozitif 10 volta ardından sıfıra düştüğünde verici tarafında bir lojik bir işareti oluşturulur. Boş alan olarak bilinen voltaj hattı tanımlanmıştır. Verici düşen kenar 1 voltluk tolerans ile sıfırdan negatif 10 volta düştüğünde ve daha sonra sıfır alanına dönmek için yükseldiğinde verici tarafında lojik sıfır işareti oluşturulur. 1 ve 0 darbeleri yalnızca şekilde B ile gösterildiği gibi bir sıfır alan platosu izlediğinde ve tam bir döngü olarak kabul edilir. Her plato eşit uzunlukta olmalıdır. Her alıcı yalnızca çalışmasıyla ilgili verileri aramak üzere programlanmıştır. İlgili veriler etiket olarak bilinen ERIC kelimesinin ilk 8 bitiyle tanımlanır. Her ERIC 429 kelimesi 32 bitlik kelime içinde bulunan bilgi tipini temsil etmek için oktal yani 8 tabanlı olarak kodlanmış ilk 8 bit ile 32 bitten oluşur. Şekil 32 bitlik ERIC 429 kelimesinin organizasyonunu göstermektedir. Tipik bir 32 bit sözcük 5 bölümden oluşur. 8 bitlik etiket, veri alanı, tek parite biti, kaynak veya hedef tanımlayıcı, SDI, işaret veya durum matrisi, SSM olmak üzere. Bilgi parçası 5 uygulama grubuna ayrılan veri parçalarından oluşur. Bunlar BNR yani binary veriler, BCD binary kod desimal verileri, ayrık veriler, bakım verileri ve onay verileri, ISO No5 alfabesi ve AEM olarak bilinen bakım verileri alt kümesi olmak üzere. ERIC 429 uçak üzerinde çok fazla sistem tarafından kullanılmaktadır. Bu nedenle 8 bitlik etiket tanımlama kısmı bunların tamamı için yeterli olmayacaktır. Bu nedenle etiket kısmının iyi bir şekilde organize edilmesi gerekmektedir. Bunların bazıları yazılımsal tanımlamalar olmaktan ziyade mühendislik açısından idari organizasyonlardır. Bilgi tanımlayıcı, şartnamede iki farklı bilgi türünü ilişkilendirmek için kullanılan bir terimdir. Etiket ve ekipman tanımlayıcı olmak üzere. ERIC 429 standardı bu ikisini birlikte herhangi bir ERIC 429 veri türü için ayrı bir tanımlama sağlayan 6 karakterli bir etiket olarak tanımlar. Bu 6 karakterli etiket 3 karakterli 8'lik bir tanımlayıcıdan ve ekipman tanımlayıcısı olarak bilinen 3 karakterli 16'lık bir tanımlayıcıdan oluşur. Bu ikisi ek bir etiket kodlarındaki standardın bir parçası olarak birlikte listelenmiştir. Tablo etiket kodları tablosunun bir örneğini göstermektedir. Etiket binary veya BCD sayısal verilerinde bulunan bilgi türünü ve ayrık, bakım ve dosya aktarım yöntemleri için kelime uygulamasını tanımlar. Etiketler sistem talimatı veya veri raporlama işlevine sahip olabilir. 8'lik kelimenin en anlamlı biti en az anlamlı olan ERIC 429 bitinde bulunur ve ilk olarak veri yoluna iletilir. ERIC kelimesinin LSB List Significant Bit ilk olarak iletildiğinden bu etiketin veri yoluna ters bit konumu sırasına göre iletilmesine neden olur. Etiket her ERIC 429 32 bit sözcüğünün bir parçasıdır ve her sözcük bir etiket ile başlar. Bir etiket daima ERIC 429 kelimesinin ilk 8 bitinde iletilir. Ekipman tanımlayıcı Equipment ID idari olarak kullanılır ve ERIC 429 veri yolu kaynağını tanımlar. Kaynak havuz kombinasyonu ile ilişkilendirilmesi gerekir.
Her veri yolu kaynağı kullanımı için atanmış, yukarıda tanımlandığı üzere en fazla 255 etikete sahip olabilir. Her ekipman türünün, örneğin kara kutu, kendi etiket takımları ve verileri ve farklı ekipman kimliği olduğundan Ering tasarımcısı aynı etikete sahip farklı parametrenin çakışmasını önlemek için etiket ve ekipman tanımlayıcı kombinasyonu kullanabilir. Çoğu zaman bu ekipman tanımlayıcı kodu uçaktaki bir sistemi tanımlar. Örneğin yere yakınlık uyarı sistemi 0.23. Çeşitli ekipman kodlarını ve ilgili ekipman türünün bir tablosu ek bir ekipman kodlarında yer almaktadır. Source Destination Identifier yani SDI, isteğe bağlıdır ve kullanıldığında Ering kelimesinin 9. ve 10. bitlerini kapsar. SDI'ın Ering kelimesinin etiketine bir uzantı eklediği kabul edilir. Ering sistemlerinin etiket veya STI kombinasyonuna aynı etikete sahip ve STI uygulaması olmayan bir Ering kelimesinden farklı bir etiket olarak çözmesi beklenir. STI'nin iki temel işlevi vardır. 1. Çoklu bir sistem kurulumun hangi kaynağın verileri ileteceğini belirlemek. 2. Çoklu bir sistem kurulumunda hangi alıcıların Ering kelimesinin içerdiği verileri tanıması gerektiğini yönetmek. Kaynak tanımlama işleminde kullanıldığında alt sistemlere ikili kodda bir kurulum numarası verilir. 01, 10 veya 11 gibi. Her iki bit 9 ve 10, 10 olduğunda veri yolundaki tüm havuzların veriyi çözmesi gerektiğini ve veri yolundaki dördüncü bir dinleyici için adres olarak kullanabileceğini iletir. Çoklu sistem hedef kurulumun bir örneği şekilde gösterilmiştir. Belirtildiği gibi STI kullanımı isteğe bağlıdır ve ISO alfabe No 5 alfanümerik veri kelimelerini istiyorsanız ve binary veya BCD sayısal veriler için ek bit çözünürlüğü gerektiğinde kullanılmaz. Çoklu sistem kaynak tanımlama kurulumunun bir örneği şekilde verilmiştir. İşaret veya durum matrisi, sign status matris alanı, ekipman koşullarını veya işareti bildirmek için kullanılır. Bit 30 ve 31 tipik olarak Sign status matrisi atanmıştır ve bit konumu 29 aynı zamanda binary kelimeler içinde kullanılır. Durum işlevinde sign status matris alanı, donanım ekipman koşullarını, hata veya normal, çalışma modunu, işlevsel test veya veri kelime içeriğinin geçerliliğini, doğrulanmış veya hesaplanmış veri yok şeklinde bildirir. İşaret veya durum matrisi iki amaç için kullanılır. Ering 429 kelimesinin içerdiği veriler için bir işaret veya yön göstergesi sağlamak. İkincisi, kaynak için veri sözcüğü ile ilgili olarak kaynak ekipman durum bilgisini sağlamak. İşaret işlevinin kullanımı BCD verilerinde isteğe bağlıdır. Fonksiyon kullanılmıyorsa 30 ve 31. bitler doldurulmalıdır. Yani sıfır ayarlanmalıdır. İşaret işlevi kullanılıyorsa 00, artı, kuzey, doğu, sağ, yukarı ve üstü anlamına gelir. 01 hesaplanmış veri yoku gösterir. 10 işlevsel test modunu belirtirken 11 eksi, güney, batı, sola, sağa ve aşağıyı ifade eder. Binary sayılarla kodlama yapılırken sign status matrisin pozisyonu aşağıdaki tabloda verilmiştir. Burada 00 kodlaması yapıldığı durumda arıza uyarısını gösterir. 01 durumu herhangi bir hesaplamanın yapılmadığını gösterir. 10 durumu fonksiyonel test için kullanılır. 11 durumu ise normal çalışmayı ifade etmektedir. Her ALERU arıza tespiti üzerine güvenilmez veriler iletimini durdurmalıdır. Bir sistem kısmi veri çözümleme yeteneğine sahip ve bilgi tanımlayıcı işlevselliğini destekliyorsa sistem güvenilir olmayan BCD rakamlarını 1-1-1 ile doldururken geçerli veri kısmını iletmeye devam edebilir. Ekranlar güvenilir olmayan verileri kısa çizgi veya eş değer bir sembol olarak göstermelidir. Bir hesaplanmış veri yok saptaması üzerine ALERU önceden tanımlanmış güvenilmez veri nedenlerini BCD veri kelime alanlarına kodlamalıdır. Şekilde gösterildiği gibi tipik bir Ering 429 sözcüğü binary veri için 19 bit sağlar. Bununla birlikte STI isteğe bağlı olduğu için 21 bit kullanımı da mümkün olabilmektedir. Bazı üreticilerin özel veri sözcük yapılandırmaları veriler için 23 bit sağlamak üzere yalnızca etiket ve parite bitlerini kullanmaktadır.
Şekilden görüldüğü gibi binary veri aralığı 11. bit ile başlayıp 29. bitte sonlanmaktadır. 29. bit MSB Most Significant Bit yani en önemli bit olarak ifade edilirken 11. bit LSB Least Significant Bit yani en az önemli bit olarak ifade edilmektedir. Her bir bilgi için belirli yöntem ve organizasyon ERRING 429-P1 ek 2'de yer almaktadır. Tüm BCD verileri ISO alfabe NO5 T tanımlanan karakter başına 7 bit kodunun 1. ve 4. bit numaraları kullanılarak kodlanır. Alfa sayısal veriler karakter başına 7 bitin tamamının kullanılmasını gerektirir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 19 bitlik veri aralığı toplamda 5 karaktere bölünmüştür. 4 karakter 4 bit ile ifade edilirken yalnızca 29, 28 ve 27. bitlerden oluşan birinci karakter 3 bit ile ifade edilmektedir. Örneğin BCD 2, 5, 7, 8, 6 sayılarının ERRING 429 kelimesinin içerisine veri olarak yerleştirilmesi istenirse soldan sağa doğru daha önce açıklandığı gibi 5 adet BCD karakterin içerisine sırasıyla yerleştirilir. Burada bir karakter kendi içerisinde binary yani ikilik tabanda ifade edilir. Örneğin 5 sayısı için 0, 1, 0, 1 binary rakamları yazılır. Dikkat edilirse karakter 1 en fazla 7 ile ifade edilebilmektedir. Parite biti hata algılama amacı için bir veri bloğuna eklenen bir kontrol bitidir. Verilerin bütünlüğünü doğrulamak için kullanılır. Parite bitinin değeri parite türüne bağlı olarak mesaj bloğundaki birlerin sayısını çift veya tek yapan 0 veya 1 olarak atanır. Parite kontrolü yalnızca tek bitlik hata tespiti için uygundur. İki tür parite denetimi vardır. Çift parite. Burada mesajdaki toplam bit sayısı çift yapılır. Tek parite. Burada mesajdaki toplam bit sayısı tek yapılır. Alıcı bir veri bloğu alırken içindeki birleri sayar. Çift parite durumunda birlerin sayısı çift ise veri kabul edilir. Aksi takdirde reddedilir. Tek parite kontrolü durumunda birlerin sayısı tek ise veri kabul edilir. Aksi takdirde reddedilir. Bir sistem tasarım olarak ya tek parite ya da çift parite ile çalışır. Aşağıda tek parite ile çalışan sistem örneğinde parite biti dışında kalan 31 bitlik veri paketindeki birlerin toplamı 13'tür. Sistem tek parite esasına göre çalıştığı için parite bit bölümüne 0 yazılır. Böylece tek parite şartı sağlanır. İkinci örnekte 31 bitlik veri paketindeki birlerin toplamı 14'tür. Sistem tek parite esasına göre çalıştığı için parite bit bölümüne 1 yazılır. Aşağıdaki çift parite ile çalışan sistem örneğinde parite biti dışında kalan 31 bitlik veri paketindeki birlerin toplamı 18'dir. Sistem çift parite esasına göre çalıştığı için parite bit bölümüne 0 yazılır. Böylece çift parite şartı sağlanır. İkinci örnekte 31 bitlik veri paketindeki birlerin toplamı 17'dir. Sistem çift parite esasına göre çalıştığı için parite bit bölümüne 1 yazılır. Sonuç olarak sistem tek parite esasına göre çalışıyorsa 32 bitlik veri paketindeki birlerin toplamı tek, çift parite esasına göre çalışıyorsa birlerin toplamı çift olmalıdır. Aşağıdaki tabloda ERRING 429 sistemi kullanılarak DME sisteminden binary formatında 257.86 havacılık mili mesafe bilgisi iletilmektedir. Daha önce ifade edildiği gibi 29. bit SSM yapısına dahil edilmiştir. Sayının tam kısmı 20 ve 28. bit aralığında kodlanmıştır. 20. bit LSB ve 28. bit MSB değerlerine karşılık gelir. 20. bitin binary karşılığı 1 iken 28. bitin binary karşılığı 256'dır. Dolayısıyla bu iki bit 1 yapıldığında 257 sayısı elde edilir. Kesirli kısım ise 13. ve 19. bit aralığında dönüşüm yapılarak kodlanmıştır. Aşağıdaki şekilde BCD kodlama için frekans gönderimi yapılan iki farklı örnek verilmiştir. Birinci örnekte 126.05 MHz değerindeki VHF frekansı iletilmektedir.
Haberleşme ya da yardımcı seyri süfer sistemlerinin frekansının kesirli kısmı standart olduğu için 18. bit ile bu değer belirlenebilmektedir. Hangi sisteme ait frekans olduğu ise 14 ve 15. bitler alttaki tabloda görüldüğü gibi kullanılarak belirlenmektedir. İkinci örnekte ise 319 MHz değerindeki MLS frekansının değerleri BCD formatına göre gönderilmektedir. Her sistemin önceden belirlenmiş kendine özgü bir ERINC 429 mimarisi olabilmektedir. Değişmeyen kısımlar 8 bitlik etiket kısmı ve parite bitidir.